Cem Küçük 25 Temmuz 2022 tarihli köşe yazısı Birce Akalay hadisesi hepimize neleri hatırlattı? Oyuncu olduğu söylenen Birce Akalay'ın Türkiye Cumhuriyeti devlet yöneticilerini alenen tehdit ettiği mesajlarına dair bir iki yorum yaptım diye kıyamet koptu. Sol camia ve özellikle de Birce Akalay'ı çok destekleyen aşırı solcu komünist çevreler işi benim aleyhime bir kampanyaya dönüştürdü. Güldüm geçtim. Birce Akalay'ı tanımam etmem. Akalay'ın mensubu bulunduğu magazin dünyasına uzak bir insanım. Akalay tüm bu 27 Mayıs tarzı intikam isteyen sol çevrelerin ekran görüntüsünden başka bir şey değil. O yüzden Birce Akalay örneğini kullandım. Hiç kimse Türk milletinin aklıyla dalga geçmesin ve yalan söylemesin. Bunlar alenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinden aynı Adnan Menderes ve ailesine yapıldığı gibi ağır bir intikam alınmasını istiyorlar. Gerçek niyetleri bu. Şimdi fare gibi yurt dışına kaçmış olan Tuskon Başkanı FETÖ'cü Rızanur Meral'in o meşhur 1 Mart 2014 tarihli intikam konuşmasıyla bir Cakalay'ın açıklaması arasında küçücük bile bir fark yok. Dişe diş, kana kan istiyorlar. Biraz dürüst olun ey solcular, ey Marksist, Leninistler. Sizler intikam istiyorsunuz. Mert olun. Biz bu duruma gezi kalkışmasında da hazırdık. 17-25 Aralık darbesinde de hazırdık. 7 Haziran 1 Kasım döneminde de hazırdık. 15 Temmuz darbe girişiminde de hazırdık. Görelim bakalım kim kaçıyor, kim kalıyor. FETÖ'cüler ve sizlerin dostu Hayko Bağdat tarzı Marksist FETÖ yardakçıları fare gibi kaçmadı mı? Şimdi bana organize küfrettiren Birci Akalaylarla, Atene Gökhanlarla, Şahan Gökbakarlarla aynı kafaya sahip gezi kalkışmacısı Mehmet Ali Alabora ülkemizden fare gibi kaçmadı mı? Tam 8 senedir Londra'da İngiliz emperyalizmine sığınmış durumda Alabora. PKK'lılar, FETÖ'cüler, Marksistler fare gibi kaçtılar Türkiye'mizden. Bunlar da kaçacak biz dimdik ayakta kalacağız her zaman olduğu gibi. Biz bu ülkenin Türk milliyetçileri ve Müslüman muhafazakarları yani Türklük gururuna ve İslam şuuruna sahip kahir ekseriyeti mücadeleye hazırız. Biz kefenimizi cebimize koymuş insanlarız. Bizler ölümden korkmayız ama sizler tavuklar gibi korkarsınız. Hele o Marksist sanatçı takımı dünyanın en korkak insan tipleridir. Bunlara hükümete yakın kanallardan ATV'den, Kanal D'den, Star TV'den, TV8'den, TRT'den yüksek ücretle dizi teklifi gelsin anında hükümet lehine dönerler. Hükümet yalakalığı yaparlar. Böyle onlarca örnek var. Biz 17-25 sürecinde FETÖ'cülerle, 7 Haziran-1 Kasım sürecinde PKK'lılarla mücadele ettik. Gerçek Atatürkçüler de bizim kardeşimizdir. Gerçek Atatürkçü demek Türk milliyetçisi demektir. Bunlar milliyetsiz. Oysa Atatürkçüler Türk milliyetçisidir. Devletin içinde çok kritik mevkilerde gerçek Atatürkçü dostlarımız var. Bizler hep birlikte bu ülkeyi esir etmek isteyen emperyalizme karşı beraber savaşıyoruz. Sakın bu sanatçı takımını Atatürkçü falan zannetmeyin sevgili okurlarım. Bunlar sahte Atatürkçü, kemalist görünümlü komünistlerdir. Birci Akalay'ın ekran görüntüsü olanlar yani emperyalizmin emir erleri, biz milliyetçiler dik durursak dağılır gider. Türk siyasal literatüründe yargılanacağını göreceğiz demek, bal gibi de o kişinin gece yarısı sıcak yatağından alınıp tutuklanması demektir. Aynı 27 Mayıs'ta Demokrat Partililere yapılanın AK Partililere, MHP'lilere, BBP'lilere, hatta Vatan Partililere bile yapılmasını istiyor Birca Kalay gibiler. Bunlar böyle intikamcı yargılama margılama bunlar kaypakça laflardır. Hukukçu Rezan Epözdemir de o gün TV yayınımızda maalesef dürüst davranmadı. Bir cihakalay bir örnekleme. Bunlar sadece Cumhurbaşkanımızın değil, büyük devlet adamı Sayın Devlet Bahçeli'nin de tutuklanmasını istiyorlar. Devleti yöneten konumdaki tüm yetkililerimizin tutuklanmasını istiyorlar. Tüm MHP'lilere, ülkücü kardeşlerimize aynen Marksist savcı Nurettin Soyer'in 1980'lerde yaptığı zulmün yeniden uygulanmasını istiyorlar. Hem AK Partililer hem MHP'liler hem de Sayın Metin Feyzoğlu gibi devletine sahip çıkan gerçek Atatürkçüler zulüm görsün istiyorlar. Başbu Alpaslan Türkeş sözde savcı Nurettin Soyer'in Kemalist görünümlü Marksist olduğunu o mahkeme sürecinde resmen belgeleriyle ispatlamıştı. Beş sene başbuğ Türkeş'i hapiste tuttu Marksist Soyer. İşte Birci Akalay gibiler yine bu zulüm dönemi başlasın istiyorlar. MSP'ye yani merhum Erbakan hocamız ve arkadaşlarına uydurma dava açan yine bu Marksist Leninist Nurettin Soyer'di. HDPKK, CHP ittifakına Türk Milleti Devleti seçimlerde teslim etmeyecek. Göreceksiniz. Kararı verecek olan Türk Milleti'dir. Devlet yetkililerimizi alenen tehdit eden Birci Akalay hayatında bir kere bile PKK terör örgütünün şehit ettiği kahraman Mehmetçiklerimizle ilgili bir mesaj paylaşmış mı? Paylaşmamış. FETÖ'cülerin 15 Temmuz'da şehit ettiği kahramanlarımızla ilgili bir küçük not paylaşmış mı? Bir kere bile paylaşmamış. Bunlar yerli ve milli değil. Çünkü Netflix'te rol kovalarken şehitlerimizi yani Türk milletini yok saymak zorunda bir cakalay gibiler. Emperyalizm memnun olmaz Türk şehitlerimizden bahsedilmesinden.